Assalamu alaikum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda Dunyo Uyg'ur qurultayining Yaponiyada turishliq vakili va shundoqla Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ilhom Mahmud efendi bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Assalomu alaykum, Ilhom efendim, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Xudoy yaxshi bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Ilhom efendim, programmamizni boshlashdan burun sizni qisqacha bir tanisak, ya'ni o'zingizning qayer tug'ilganligingiz, ham hozir bu Yaponiyaga chiqqan yili bo'ldi, bu haqida bir qisqa bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Men vatanning Qumul shahrida tug'ilgan. Qumul shahrida o'sib Yaponiyaga chiqqan mana bu yil 9-nji yili, 2001-nji yili Yaponiyaga o'qish bahonasi bilan Yaponiyaga chiqqan edim. Endi Yaponiyaga chiqishimdagi maqsadni aytib oddiy. Men faqat o'zimning yangi tug'ilgan o'g'limni cho'ng bo'lsa, bosh maktab kirsin, yo jamiyat chiqsin, Xitoy bo'lsa qilmayman deb Nayt addilan o'y fikrlardan Yaponiyaga chiqqan. Shuning bilan mana 9 yil bo'ldi. Rahmat. Ilhom efendim, sizdan so'raydigan savol bekchiq, men buni orasidan bir nechini qisqartib so'ray. Sizning bilishingizcha, ya'ni hozir yaqin yillarni ko'rayotimiz, Yaponiyada Uyg'ur jamiyati qurildi, bu nayt yaxshi bir ahamiyatli ish bo'ldi deb qarayotimiz. Hammanglar nayt xush bo'ldik. Bu tashkilotni siz qaysi yili qanday bir sharoit ostida qurib chiqdingiz, ya'ni nima bir maqsadlar bilan bu tashkilotni o'tirib chiqdingiz? Biz bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatini qurgan vaqtimiz 2008-yil 6-oktyabr ayining 15-chi kuni. 2008-yil 6-oktyabr ayining 15-chi kuni Yaponiyaning Tokio shahrida qurdik. Bu shu Dünya Uygur Kurultu'nun mağam reisi Seyit Tüntürk Efendi'nin iki yetekçiliği de kuruldu. Yani bu cemiyetin kuruluştaki mersimiz birisi emmeden hani, manga bekten bek tesir kıkan iş bu şu kızlarımız ne Hıtay ülkelerine şiddetlik surette yurtka atkallığı bu iş manga bek tesir kıldı. Endi burundan qalgan qarindoshlar o'sha vatanning g'amini pado qildi yegan bo'lsakmi? Endi buni Yaponiya xalqiga uqtirish, Yapon hukumatiga uqtirishning nayti zarur bo'layotganligini his qilib, bu jamiyatni qurib keldik. Xudoyim buyursin, bu yil shikil bo'ldi. Rahmat Ilhom efendim, bu yaqinki yillardan buyon bo'lib mu 7-nji ayning 5-nji kunidan keyin Yaponiyadagi ya'ni bu Uyg'ur davosining taraqqiyoti ahvoli qanday bo'lyapti? 7-nji ayning 5-idagi Urumchi voqeasi, Urumchi qirg'inchiligini shu qahramonlarimizning oqtirgan qonlarining ki natijasidan Yaponda Uyg'ur masalasi yeni bir pelliği öyle de Yaponiyada Uygur meselesiyle yeniden düşünce asıl buldu hem de Uygur meselesi kümül bulduğun Yapınlık Yapon grecdanları köpeydi yani bunun kümül bulduğun teşkilatla köpeydi parlament azaları köpeydi yani bunun arkalık Uyg'urlarga bo'lgan ko'ngil bilishlar kengayib. Endi shuning bilan birga Yaponiyaga hozir Xitoy fuqarolari nurg'un besib kiryotdi, nurg'un o'tiraqlashyotdi. Yaponliklarmi agar o'zlariniki o'sha Uyg'ur masalasiga to'g'ri qarab, shuningdan saboq olmasa, o'zlarini shu kunga qoldiganligini tunib yetkilib turdi. Boshqa hozir Uyg'ur masalasi Yaponiyada her kandak militarist deyimiz, otur yolluk deyimiz, solcular deyimiz,
Her kandığı çokum tılgı aldığım bir meselge aylandı. Rahmet. İlham efendim, bu Yapı Niye'de Uygur davasının, yani bu Uygur Milli Hareketimizden bu şuna kengi ipmen işi kandak bir doktor. Yapı Niye'de Uygur davasının. Rahmet İlham efendim. Sizce Uygur davasının Yapı Niye'de bu şuna bir küçük işinin kandak bir ehmiyeti var? Bu da ehmiyeti naiti zor de. Öyleyim ben. Bu Uygur meselesi resmi Yapı Niye'ninki halkının hükümetinin dikkat kıldığı meselelere aylanğandan kiyen hazır nurgun tetkikatçılar, tarihi tetkikatçılar, siyasi tetkikatçılar, iktisadi tetkikatçılar hem de kelgüs. Rahmet İlham efendim, sizce Uygur davasının Yapı Niye'de küçüğüşünün kandak bir ehmiyeti var? Buna ehmiyetini dep geçsek aldı bilen bu şu Yapı Niye'nin ki bu şu siyasi erbapla, yapın halkı, yapın devleti, bu Uygur'un meselesi dikkat kıldığım oldu, kumul bildiğim oldu, hem de yapın yani ki tarih tetkikatçıları, iktisat tetkikatçıları, diplomat tetkikatçıları, siyasi tetkikatçıları. Bunlar hepsi naite Uygur meselesini kaydeden bir kürüp çıkışını izlenmatı da, hem de Nurgun, Şerq Türkistan bilen yapın ya hükümetinin burundan bob kegen münasebetleri hem de kelgüsü de Yaponiya'nın kolunu kılış, üzünü koldaşta Şerq Türkistan'ın kandak çoğun rol oynaydıkları toğısındaki nurgun makalla yazılı oldu. Bu hani emimiz, karındaşlarımız Fukhan'daki de Yaponiya yeni bir taraftan dünyadaki en çoğun ıksadi devletlerinin birisi. Biz erkanda pahaliyetini elip veriş için iktisadi gücü var, güçlük devletlerinin bizim kolluşumuzu, ümit kılımız hem şunda buluşunu gözümüz yitildi. Bu cihetim o, yapın yerine üzümüzdeki, bizi kumul bulduğun kılıp, bizim işlerimizi yüzü düşünüp, bizim milli azadlık hareketlerimizde bir yardım çıksak, bizim bunundaki nurgun işlerimiz neydi? Çok faydalı buldu da buydayım. İlham efendim, Yapı Niye'de devletinin Uygurlarga tutkan göz karışı bilen halkının yani Uygurlarga kargan elke karatkan göz karışı da mesela Türkiye'nin mesela kaldığı masal Türkiye'de halk %100 bulmuşsa mı %90% Uygurlar en misk kollaydıran aletlerini mi kılıyordu? Ama Türk hükümeti İğizli bir neki ministeri sözü yeni taktırımı köp nesliyede Kıtayla olan ticaret ekilişimli mücahitlerde Uygur davası yeni selkara oturdu deyip o müzdük şu fikirlere oturun çıkıldı. Yapı niye de halkının tonu için ait yakışı deyip karamız ya ki hükümet halkın halkları deyip yeni tonu oturdu hükümet bizi ait kömül bildi deyip karamız. Ben şu an hani halkının tonu için ait tiz düşünüşüş Uygur meselesini yeni başını görüp göz karab çıkış, Uygur meselesi, Uygur hareketi, yerden kılış, sürütüm nait tiz oldu, nait ken tarıklı oldu da. Bırak hani siz Ukan'daki idek yapın ye, öz kişilik devlet boğan bilen buklası nait köp. Hem şu nisbi cihetin etkanda siyasyon, tetkikatçılarının arası da bence tarıklış nait tiz. Şunlaşka, yapın ya hükümeti özü Kıtay'a nispeten katlık söz sözleyemeydi. Bunun da hani iktisadi menfaat nemisi var. Ama parlament azalarının içinde yürekli sözleyen Uygur meselesini kayıt kürüp çıkış Yaponiya'nın devlet menfaatine paydalık bulduğunu düşünüp gidip hazır şunu çok çok kendi ayırdı teşekkür etken parlament azaları ben çok anım şu siyasi devlet derecelik hadimler, erbaplarının arası da kendi ayrı takıldı da böyle. Rahmet İlham efendim, bu Yaponiya'nın köşmen siyasi hakkı da Teluzur Köyücü'de bizde biraz bir malumat verseniz, yani kubul kılamdı, vatandaşlık biremdi, bu hakta Uygurlar'a biraz bir başkaçı karavatamdı yakışı ya ki. Bu hakta biraz bir malumat verip etken olsanız. Yani hazırlıkça Yaponiya'nın ki şu siyasi panalık bir iş diyen söz asasen Kıtay pasportu kilerge anca işlenmek egen.
Ama hazırgı kadar Uygurların içinde de siyasi panalık tılaş bire ahvalım görünmedi. Yani benim hazırlığı için şu yapınıyan iki siyasi yolla şu kanun sahasızlıklarla benim görüşüp mürgün paranız şimdiki neticesi karganda bu bir çok mesele emez. Uygurların iki vakti tutuşup geçsin mi yapın hükümeti her yüz ulanı kovulup çıkıyordu. Nemiş ki degen de emniyetin köyü de ula. Bu kıl ahvalası da ula her göz yapınıya bir iktisadi çoğun devlet demokratik teşebbüs kıldığan bir devlet buluş süpüde ula umu Kamboja'da numusuz vicdansız işini kımaydı. Hani yapınıyanın ki hazır kadar hani, ölçemleri burun karganda naiti yumuşaklaştı. Yumuşaklaştı dediğimizde burun hani 5 yıl hizmet kılış gerek, yakımız baş döleş gerek deydi. Onun da sırtına aitti. Katık bir ölçemler var. Bu ölçemler ama 2 yıl burundan başlayıp özgerdi. 3 yılı düştü. Burun diye mukum hizmet deydi. Hazır endi. 3 yıl geçe mukum başlayıp şusan. Mukum turağı cayın bulsa iltimas kısan bulurdu deydi. Adet geldi. Bu umumi kural yani çetellik kuralı mı ya ki Uygurlar mı biraz yumuşak umumi ama. Bu umumi yüzlük ahvalmıştık. Hani bazı nesleni hani siyasetçiyete onda falan milletke de onu çıkarmaydı. Bırak bizdeki hazırlıkçı münasebet kıp kegen hem de bunundaki münasebet kılıç ihtimalına ait yukarı parlament azaları yok siyasetçiler. Yo bir vasıta aşu nopos işleri olan münasebetlik organlardaki kadınlarının biz gibi olan düşencileri de düşendiricileri de iltimas kısanla çok mesele çıkmaydı o degen. Yani düşüncelik biz gibi azıcık ümit bedi yani. Şuna çıkan ben Şarkı Türkistanlık karendaşlarımını Uygur karendaşlarımını Yaponiyada turup qandaq bo'lib ketadi degan g'amni yemay. Bu sen Yaponiya Uyg'ur jamiyati bilan maslahatlashib, nurg'un ishlarni qilsa qilmay turib, uningni g'amiganda bir qilib, ko'rib, anandan keyin tashvib qilsa, ayt yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat Ilon efendim, savol so'rasam bek ko'p, vaqtingizni bek ko'p olmay oxirida sizni bundoq bir savol so'rmoqchi edim. Siz Yaponiyadagi yaşlarına ait köp sanlı geldiğim benim bilişim ki hem köpeğin siyali okuyucular bunlardan yani şu Uygur davası hakkında kandak bir ümitlerini kütüsüz yani Yaponiyanın ahvalını şeraitini muhitini üzümüz şu aşıcayda turgan dikim biz ufkumuz yani Hıhtay bilen Hıhtay'ınki siyasetleri ya ki bu musun Hıhtay'ın kulak ağızı bulduğun münafıklarına mı yok dep mu digilim bulmaydı. Bırak kim dep mu dep bulanmayımız. Çünkü doğru. Bizde emin ipakit yok. Hadi ben Yaponiyadaki karındaşlarının dadil üzümüzden milletimizden hazırkı tekdiriye kaydı bir körüp çıkışını ümit kılın. Biz yüreksiz yürgen sıraya ıhtayımızı bozak. Eğer biz çetelde yürüyotkan Uygur'la hemimiz birleşip gitken bulsak hazır ki biz dünya Uygur kurul dedik ki hadımla kıkan 10 yıllık işine eğer bütün dünyadaki Uygur'la yığılışkan bulsak bir ay 20 yıldır pütküzü bulurdu. Başka karendaşlarının yürü gide milletim, halkım deydiğen oy fikirleri bulsa ya ki bu Müslüman kılay deydiğen biz ideyeler bulsa biz karşılığımız hem de hiç bulmuşsa mandak mandak işlerini kıgan bulsak dediğin tek fikirler bulsun mu şunu bulsun bizge etkisi biz çok karşılığımız. Kep rahmet sizge selametlik ve otuk dileyim ve rahmet sizge. Sizge mi rahmet.